Halkınma Ajansı'nda Konya Yatırım Destek Ofisi'nde görev yapmaktayım. Bugünkü webinar konumuz iş modeli inovasyonu ve etkili sunum teknikleri. Bu webinarı biz Tekno Girişim dersleri kapsamında gerçekleştiriyoruz. Tekno Girişim'in özelinde birkaç bilgilendirme yapayım ben sizlere. Biz Konya Mevlana Kalkınma Ajansı olarak Karaman'la beraber Karaman ve Konya illerindeki üniversitelerimizle beraber bir protokol anlaşması imzaladık. Bu protokol anlaşması kapsamında üniversite öğrencilerimize Tekno Girişim dersi vermekteyiz. Bu webinarımızda bu Tekno Girişim derslerini tamamlayıcı nitelikte olarak düzenlemekteyiz. Bugünkü webinarımızda hem mentor, hem eğitmen, hem de girişimci vasıflarında girişimcilik ekosistemine farklı katkılarda bulunmuş alanında tecrübe sahibi konuklardan biri olan Aysun Demirdoğan'la beraberiz. Aysun Hanım tekrardan hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Çok memnun oldum tekrar. Davet için ayrıca teşekkür ederim. Tekrardan hoş geldiniz. Biz teşekkür ederiz. Kendinizi tanıtmak ister misiniz Aysun Hanım katılımcılarımıza? Ben sunumla beraber üzerinden geçerim diye düşündüm ama hızlıca bir özet geçeyim. Ben yaklaşık 8 yıla doğru gidiyor. Teknoloji Transfer Profesyoneli olarak İYİ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nde çalışıyorum. Bunun dışında yaratıcı endüstrilerde yaratıcı bir ürün geliştiren, müzik özellikle özelinde geliştiren bir yazılımında yönetici ortaklarından biriyim. Bu sürecin içerisinde çok farklı deneyimlerimiz oldu. Çok farklı hem girişimcilik ekosisteminin destek verici tarafında hem de girişimci rolü içerisinde sizlerle bazı deneyimleri paylaşmaya çalışacağım. Bu sırada bundan öncesinde yaklaşık 500 binlik bir yatırım hikayemiz var. O da bambaşka bir konu. Bugünün konusu değil ama onu da başka bir gün merak edenlerle tartışırız diyeyim. Tabii Teşekkürler. ki. Sunumun işleyişini nasıl yapalım Aysun Hanım? Hani siz sunumunuzu yaparken halihazırda soruları kabul mü edelim yoksa sunumumuzun sonunda mı alalım soruları? Nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Elimden geldiğince temiz bir akış vermeye çalışacağım. İki güzel konu ve kısıtlı bir zaman soruları daha verimli cevaplayabilmek açısından sunum sonrası sizlerden alayım. Tamam. Daha verimli kullanmak için zamanı, çünkü herkesin zamanı kıymetli. Gene olur da burada sorma fırsatı bulamadık ya da şu an sormak istemiyoruz. Çok herkesin içinde sormak istemediğimiz sorular var yine mail olarak da ya da sizler üzerinden de bizlere ulaşabilir arkadaşlarımız diye ek bir bilgi belirteyim. Ben Tabii sunumu paylaşmak için şimdi hızlıca şöyle bakıyorum. Eğlenceli kısımdan başlayacağım. Özellikle etki sunum tarafından. Bizim daha önce yaptığımız hem demo day hem de yatırımcı sunumları örnekleri ile beraber görünüyor mu diye sorayım. şu anda görüntüyü alabiliyorum. Katılımcılarımız da Süper. sohbet kısmına sorularını sorduktan sonra ben sunum sonrasında topluca sizlere ileteyim Aysun Hanım. Süper, harika olur. Dilediğiniz zaman yazabilirsiniz. Ben oradan bakmıyor olayım. Sonrasında da sırayla gidelim. En temelinde etkili sunum tekniklerini teoriden pratiğe aktarmaya çalışacağım sizlere bugün. Öncelik verdiğim konu. Ben Aysun, çok farklı deneyimler içerisinde özellikle farklı açılardan sizlere destek olabileceğime inanıyorum. Hem sivil toplum örgütleri tarafında olsun hem şirket hem de kamu kurumları tarafında farklı deneyimlerle bazı bakış açılarını sizlere aktarmaya çalışacağım. Bugün iki oturum şeklinde yapmaya çalışacağım. 1,5 saat öyle ya da böyle uzun. Bir 5-10 dakika sizlere nefes arası olacak biçimde elimden geleni yaparak da 15 dakika artı 10 dakika soru cevap. Soru cevap kısmında olmazsa zaten diğer tarafı kaydırarak devam ediyor oluruz. İlk başlangıç biraz daha mükemmel sunumdu. Mükemmel sunum elbette ki hani her zaman hiçbir zaman daha doğrusu aklınızdaki şeye ulaşmıyor. Ama bir yerden bir yere gelmesi için çok kolay gibi görünse de mevzu daha farklı bir yere kadar gidiyor. Bunu proje sistemlerinde de görebilirsiniz. Sunumu hazırlarken çok içerisinde kaybolarak geçiyor. Sunma ile ikna etme arasında ciddi bir fark var. Bunu İngilizce tarafında presenting ve pitching olarak görebilirsiniz. Pitching ikna etmek için yapılan bazı şeyler demek. Sunmak bambaşka bir şey. Biz burada ikna etme ile alakalı etkili sunum nedir ondan bahsedeceğiz. Kısa aktarmak önemli. Zaten en zoru kısa aktarmak diyebiliriz. Pascal'ın burada dediği kendi yazılarında özellikle bahsettiği bir detay var. Mektubu normalden uzun tuttum çünkü zamanım yoktu kısaltacak kadar değil. Kısaltmak gerçekten bir efor gerektiriyor, bir zaman gerektiriyor. Bunu belirtmek istiyorum. İkna etmek genel olarak bir hikaye temeline dayanıyor. Hikayeniz varsa, duyguyla özelleşebiliyorsa birilerini ikna edebiliyorsunuz. Etkili sunumun da temelinde birazcık da bu yatıyor diyebiliriz. Günlük hayatımızda aslında bu standart karşılaştığımız bir detay girişimciler için çok önemli bir yetkinlik. Neden? Çünkü kendi içimizde ailemizi, arkadaşlarımızı, çevremizden birilerini
fikriniz ya da çalışmalarınız için ikna edemiyorsanız müşteriyi zaten ikna edemiyorsunuz. O yüzden çevrenizdeki kişilerin ikna süreçlerini özellikle tartarak neleri değiştirebilirsiniz, neler yapabilirsiniz ona bakarak devam edebiliyorsunuz. Durumlar ve hikayeler üzerinden gideyim biraz. Özellikle iki farklı fotoğraf üzerinden gitmeyi seviyoruz. Burada biraz koşu üzerinde. İşte Ahmet koşuyor demek ile Ahmet yükseklik korkusu sebebiyle koşuyor, hızlı koşuyor demek arasında ciddi bir fark var. Aslında sunum yaparken de biraz böyle oluyor. Yani normalde siz standart bir gerçeği ifade ederken daha farklı bir duyguyu katarak ifade tanımını yerleştiriyorsunuz ki insanlara daha farklı bir şeyi aktarabilirsiniz. Bu tip duygularla bütünleşmiş, kapsüllenmiş de denilebiliyor. Kapsüllenmiş hali birazcık daha bilginin hikayeler diyoruz biz. Eğer hikayenize ya da yaptığınız teknolojik çalışmaya bir şekilde duygu ekleyebiliyorsanız bu bilimsel olarak da sağ beyin aktivitesini ortaya çıkarıyor deniliyor. Gene kaynakları isteyenler varsa paylaşabiliriz bu durumla alakalı. Duygularla birleştirmek o yüzden çok önemli, etkili sunum tarafında. Sunumlar sadece sunum olarak karşımıza çıkar, yalnız ikna etme ile alakalı hepsi aynı seviyeye sahip değildir. İkna etmek başka bir şey. Bu yüzden hikayeleri kullanmak kıymetli diyoruz. Şimdi bu nasıl karşınıza çıkıyor özellikle girişimcilik ekosisteminde? Asansör konuşması ya da elevator pitch ya da pitching olarak karşınıza çıkar. Mesajın en kısa sürede müşteriye ya da ilgili olan kişiye iletilmesi burada esas. Etkili sunumda bu zaten. Yani 30-50 saniyeniz varsa eğer çok kısıtlı bir kelime ile beraber ne kadar sürede ikna edebilirsiniz karşınızdakini? Biraz mevzu buna bakıyor. Tabii genel olarak etkili sunumun süresi ne kadardır sorusunun cevabı değişken. Yani 2 dakikada az önce bahsettiğimiz gibi 1 dakikada olabilir, 2 dakikada, 4 dakikada, 10 dakikada. Ama normalde burada kıymetli detay insanlar sizi dinlemek için zamanını ayırıyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Sadece sunuma ayırdığınız vakti değil, soru cevap için ayırdığınız vakti de burada göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Özellikle etkili sunumda bazı birkaç detayda kaçıncı görüşmede olduğunuz, yani kaçıncı görüşme içerisindeyseniz vereceğiniz detaylar ya da uzunluğu ona göre yine değişiyor. Kültürümüze göre değişiyor. Bu da ne demek? İşte Kore'de yapacağınız ya da Kore'de bir iş fikri sunumuyla yapacağınız iş fikri sunumuyla Türkiye'deki ya da Avrupa'daki benzer değişkenlere sahip diyemiyoruz. O yüzden ülkesel olarak da düşünerek ya da kültürel olarak da düşünerek bazı şeyleri değerlendirmemiz gerekiyor. Bugün birazcık daha Avrupa ve Türkiye bazında aslında deneyimlenen bazı şeylerden bahsedeceğiz. 10 tane önemli adım, aslında 10 tane önemli slide da diyebiliriz yani bu süreç içerisinde inceleyeceğimiz. Eğer bir etkili sunum hazırlamak istiyorsanız mutlaka bir giriş tanımlama, karşılama slide'ınızın olması gerekiyor. İlk etkileşim bu çünkü. Ve bu etkileşim içerisinde takımın ya da fikrin adının olması, motto slogan dediğimiz detayın olması, bir etiketleme ya da özellikle anlaşılmayı kolaylaştıracak hashtag de diyebilirsiniz. Bunların yer alması, fikrin neyi yaptığını tanımlaması ve en önemlisi genelde takımlar unutuyor. Sizinle nasıl iletişime geçileceğini ifade etmeniz, e-mail bırakabilirsiniz, web sitesi. Yine bizden bir örnekle başlayalım. Mesela biz ilk tanımla alakalı gittiğimizde fikrin adı, şirketin adı, ne yaptığı, işte biz yapay zeka temelli özellikle duygulara özel bir müzik kompoz eden, özellikle işte üreten bir yazılım geliştiriyoruz, sitemiz bu, mailimiz bu diyebiliyoruz. İlk slide kanca kısmında değil, esas mevzu ikinci slide'da geliyor etkili sunumda yapacağınız çalışmalarda. İkinci slide Olta Kancıcı'ya da karşınıza çıkabilir. Problem ya da fırsatı çok iyi tanımlamanız lazım. Yani çözülemeyen problem ne, sizin sırtınızı dayadığınız şey ne ya da fark edilmediğini düşündüğünüz fırsat ne? Bunu ifade ederken de yine duygularla beraber aslında karşı tarafa aktarıyorsunuz. Örnekten gidelim. Biz lisanslama probleminden yola çıkıyoruz aslında. Lisanslama problemi ciddi bir sıkıntı ve bunu günlük hayatta duyguyla eşleştiriyoruz. Günlük hayatta karşınıza bir video yüklediğinizde videonuzun silinmesiyle ortaya çıkıyor. Yani sizin dünya üzerinde herhangi birinin hayatına girdiği nokta bu. Ve bunun dışında diyoruz hedeflediğimiz kitle, oyun sektörü bizim özellikle bahsettiğimiz, hedeflediğimiz kitlenin ciddi bir acısı çünkü insanlar lisans problemleri sebebiyle oyunlarını silmek zorunda kalıyorlar diyoruz. Yani ben şu an hissi yaratıyor. Evet, gerçekten burada başka bir problem var.
Tabii bunu farklı şekilde de ifade edebilirsiniz. Ne demiştik? Daha ifadesi olarak fırsattan bahsedebilirsiniz. Bu da bir nevi aslında problem fırsat. %20 kadar lisanslama ile alakalı müzik sektöründe ya da ses sektöründe kullanıcıların çektiği bir ceza problemi var. Ve bunu aslında çözüm üretmek için ortaya çıkıyoruz diyebiliyorsunuz. Bu kısmı atladıktan sonra artık insanları yakaladığınızı düşünüyorsanız, yani ilk iki slide önemli. Bunu çeşitli şekillerde yapanlar var. Bu sırada illa sıra bu şekilde olmak zorunda değil. Bu bir öneri, sadece öneri akış. Burada önemli bir detay daha. Eğer takımın öncelikli olarak görünmesini istiyorsanız, takım görselini ikinci slayta çekip aslında olta tarafını takımdan da yapabilirsiniz. Takımın çok güçlü olduğuna inandınız. Biz burada pazarın güçlü ya da problemin güçlü olduğuna inandığımız senaryoda aslında ikinci slayta neyi bekliyorsak onu yerleştiriyoruz. Olta neredeyse, oltalamayı nerede yapacaksak o tarafa doğru yerleştirme diyebiliriz. Gelelim diğer slayta, akış tarafından. Hedef müşteri, yani nereden başlayacağız? Biz problemi anlattık. Aslında bu problemi çeken kim? Yani fırsattaki esas faydalanıcı kim? Bu problem nasıl çözülüyor? Ondan bahsetmek üzere yola çıkıyoruz. Diyoruz ki işte içerik geliştiriciler bu konuda özellikle bazı çeşitli farklı alternatif mevcut çözümler üretmeye çalışıyorlar. Ama bu ürettikleri çözümler ya sıkıcı ya zaman kaybı ya da ciddi anlamda masraf ortaya çıkarıyor. Burada gördüğünüz üzere aslında kim ne yapıyor ve neden bunu yapmak istemiyoru tanımlıyor. Bir diğer ifadesi şu an halihazırda eşsiz bir ürünü üretmek minimum 3 hafta sürüyor ve bu acılı süreçten ötürü de ciddi bir zaman ve fiyatsal kayıp var. Burada nasıl aslında şurada gene geçmiş slide'da ifade ettiğimiz detay değiştirilebilir. Bunu problem değil de fırsat olarak düşünürseniz gene oltalama sonrası problemin ne kadar onu kullanan ya da parasını veren kişide karşılığı olduğunu ve nasıl sıkıntı çektiğini ifade ederek devam ediyor. Sonra pat diyorsunuz ki pekala problem bu. Bu konuda biz ne yapıyoruz? Bizim yapmak istediğimiz şey ne? Neyi öneriyoruz? Bizim sunduğumuz gizli sos diye de yine ekosistemde geçer gizli formül. Secret sos İngilizce karşılığından geçtiği için. Teknolojiyi, değerler ne? Bunu açıklıyorsunuz. Sonrasında çözüm biz bunu öğretiyoruz ve bu sebeple öğretiyoruz. Para nerede kısmı ise biraz daha sonra geliyor. Yani problemi anlattım, çözümü anlattım. Parayı birazcık daha sonrasında dahil ediyorum. Gene takımların unuttuğu bir detay bu sırada. Pazar ifadesi. Nasıl ayakta kalacağı, nasıl satacağı ifadesi. Birazcık daha bu kısımları devamında yaparız şeklinde de ötelenebiliyor. Ama para nerede? Nerede sunum yaparsanız yapın bunu ifade etmeniz gerekiyor. Affınıza sığınarak hemen bir bunu düzeltip bakıyorum kapıya. Yine sorularınız oldukça sohbet bölümüne yazabilirseniz ben hepsini not alıyorum. Sunum sonunda Merhaba, yanıt tekrar vereceğim. geldim. Merhaba, hoş Kusura geldiniz. bakmayın. Bazen uzaktan olunca bu şekilde de karşılanabiliyor ne yazık ki. Sıkıntı değil, buyurun. Pekala. Ne demiştik? Para nerede? Biz problemi tanımladık, fırsatı tanımladık, çözümü tanımladık. Sonrasında dedik ki bu çözümün bu kadar da aslında hacme sahip olma ihtimali var. Bizim burada yaptığımız tanımda yine şöyle geçeyim. Verilerle konuşmak, yani ikna etmek istiyorsanız eğer karşınızdaki kişiyi etkili bir şekilde ifade etmek istiyorsanız böyle bütün verileri vermek değil. Burada etkili olacağını düşündüğünüz önemli verileri ve görsel olarak da ifadesel güzel bir şekilde vermeniz önemli. Mesela bu slayta girildiğinde söylenilen tek şey bir dijital oyun firmasının aylık olarak düzenli harcama yapması müzik sektörü özelinde minimum 300 dolar kadar. Yani 300 dolar düzenli harcama var aylık. Yani bunu deyip geçiyorsunuz ama bu ciddi bir veri zaten. Bunu özellikle bazı yerlerden çekebilmek ayrıca kıymetli. Sonrasında da diyorsunuz ki eğer bu bir yazılımsa, bu sırada donanım yazılım değişken gelir modeline giriyor. Yani ben pazarım bu. Buradan da bu kadar para kazanmayı hedefliyorumu ifade etmeniz gerekiyor. Fikir olarak işte bizim şu an bir yazılımdan bahsettiğimiz için SaaS modeli var. Yani servisin pazarlanması ve servisin bu konuda ifade edilip satılması ile alakalı. Ayrıca bir de sertifikasyon vardı. Bunun dışında donanımda ne olabilir diyeceğim. Yani geri gelelim buraya. Pardon.
hareketli olmasından kaynaklı azıcık geç gelebiliyorum. Ne olabilir derseniz, donanımda da ürünü satabilirsiniz. Ürünün hizmetle alakalı detaylarını satabilirsiniz. Yani bu bir makine ise makinenin hizmet bedeli, bakım ücretlerini gene pazarlama sürecine dahil edebilirsiniz. Bunların bir kısmı müşteri ilişkilerine de sokulabilir. Ama burada esas mevzu, ben ne kadarlık kısmı nereden parasını kazanacağım ve bunu nasıl yansıtacağım ve nasıl ayakta kalacağım, bunu temel olarak ifade etmeniz bekleniyor diyebiliriz. Bir diğer kısım, ben bunları anlattım. Biz buradayız, bu fikirle buradayız, bu takım olmalı. Çünkü bu takımla ancak bu çalışma yürüyebilir. Bunu çekirdek takımı ifade ederek yapabilirsiniz. Bu sırada fark ettiyseniz etkili sunum tarafında çok aslında anlatmaktan öte gösterme üzerine gitmeye çalışıyorum. Görseller, hareket önemli, çok hareket değil. Anlık geçişler de kıymetli. Çekirdek ekibi, söylediğimiz bazı takım çalışması var ya da çekirdek ekibin dışında bizim arkamızda ciddi bir topluluk varı gösterebilirsiniz. Takım slaytları genelde sadece uygulayıcı işte kimse ya da yapıcı kimse, takımda kim varsa o şekilde geçiyor. Yani bu da etkili ama bu ayrı etkili diyebiliyoruz. Bu da topluluğu biz peşimize takıyoruz'u gösterebiliyor. Bir diğer slaytta, yine etkili aktarımda, rekabetçi olduğum alanı bahsetme var. Burası bizim iş modeli kanvası, hani iş modellemede yenilikçi yaklaşımlardan bahsedeceğiz birazdan. Değer önerimizin ne olduğu, teknoloji mi yoksa şansa mı bağlı olduğu, bununla alakalı hangi açıdan rekabetçi olduğumuzu belirttiğimiz yer, özelliklerimizi anlatıyoruz genelde bazı slaytlarda. Bunu çözüm slaytının peşine de ekleyebiliyorsunuz bazen ya da ayrıca da işleyebiliyorsunuz. Burada platform bazlı olarak gittiğimiz için yine, yani yazılım dışında varsa eğer içeride özellikle iş fikri olan, onlarla ayrıca belli şeylerde de yine örnek verebiliriz. Lütfen bana hatırlatın merak ettiğiniz detaylar varsa. Burada birkaç tane önemli şeyden bahsedeceğim. Yani değer önerisi demiştik burada. Değer önerisi, teknoloji neresinde rekabetçi olduğumu anlatacağım. Eğer siz çözümde bir rekabetçilikten bahsediyorsanız, ne kadar aslında karşı tarafta yansıttığınız değeri gösteriyorsunuz. Bunun dışında fikirlerinizle alakalı bunun fikri mülkiyetini nasıl koruduğunuzu da soruyorlar. Etkili bir aktarımda size ait bir fikri mülkiyetin korunduğunu ve yola devam ettiğini göstermek için marka, patent ya da faydalı model veya alternatif işte eser koruma gibi bazı yazılım projelerinde de artık patent koruması sağlanabiliyor. Ama eser koruma gerekiyorsa eser koruma gibi şeylerden bahsedip, merhaba biz hazırız ve fikrimiz koruma altında, ticari olarak da sizin için hazır diyebiliyorsunuz. Bu rekabeti biraz daha pekiştirmek açısından karşılaştırmanız da gerekiyor. Etkili bir aktarımda rekabetçi olduğunuz yerleri özellikle işaretlemeniz lazım. Yani kocaman bir tablo göstermek değil mevzu burada. Bütün işte var yok var yok değil. Daha çok neyde en önde olup neyi yapmadığınızı da ifade etmek kıymetli. Yani her şeyde iyi olmak değil mevzu. Burada mesela yine alternatif bir gösterim bizim yaptığımız. Özellikle bizim yaptığımız ve yapmadığımız bunlar var. Hani yaptıklarımız arasında diğerlerinde olmayan A'da ve B'de iddialıyız dediğimiz detay burada devreye giriyor. Mevcut duruma gelelim. Yine bunu takımlar genelde farklı farklı şekilde ifade edebiliyorlar etkili sunumda. Şu an girişimcilik tarafında olduğumuzu düşünerek, teknogirişim dersi olduğu için girişimcilik niyetli kişiler olduğunuzu düşünerek üzerinden geçiyorum iş fikirleri detaylarında. Kilometre taşı özellikle bizim başlangıçtan bitişe kadar çok kıymetli dediğimiz aşamalar neler? Bunlardan bahsettiğimiz detaylar ve biz hangi aşamadayız? Bunu ifade ettiğimiz slaytlar diyebiliriz. Burada şu önemlidir. Takım ne zaman toplandı? Yani takımın buluşması, ilk fatura kesmeyle alakalı öngörünüz nedir? Özellikle eğer bir sertifikasyon süreci varsa o ne zaman olacak? Çok kıymetli bazı kurumlarla çalışma varsa bunlarla alakalı ne zaman başlıyor? Bu önemlidir. Ya da ilk prototip ya da ticarileşen seri üretim aşaması nedir? Bunları aslında ifade etmeniz bekleniyor. Bu detaylı olarak aslında aktardığımız kısım. Tabii ki bu kadar şeyi yerleştirmek kolay değil. Farklı örneklerde daha çeşitlenebiliyor. Fon başvuruları ya da Avrupa öngörüsüyle beraber ya da yurt dışı diyeyim, Avrupa demeyeyim, yurt dışı öngörüsüyle beraber.
Mesela bizim tercih ettiğimiz bir logosal ifade vardı, bir de rakamsal ifade. Bu rakamsal ifade şu an neredeyiz? Hani elimizde bu kadar firma, bu kadar işte geliştirdiğimiz duygusal yapı içerisinde müzik var, bu kadar indirme yaptık. 2022'de bunu olacağız ve bunu hedefliyoruz. Bu özellikle etkili bir şekilde biz bunu hedefliyoruz. Bizimle var mısınızı aslında gösterdiğiniz bir şey. İddialı olduğunuzu düşünüyorsanız rakamlarla özellikle ifade edin. Bu slayt çok kıymetli oluyor özellikle sizin yaptığınız sunumlarda. Peki ben bunu birazcık daha kilometre taşı boyutuna getirirsem nasıl olur? İşte takımın toplanması hikayesi, bunu logolarla biz anlatmayı tercih etmiştik. Görsel her zaman iyidir diye de altını çizeyim. İnsanlar açısından yazılar bir nebze hani kelimesel olarak ama uzun uzun cümlelerden öte üstüne konuşabileceğiniz görseller her zaman daha kıymetli. Burada nereden nereye geldiğinizi ifade edersiniz. Eğer logosal ve yıl kilometre taşı inceliyorsanız şimdi ne yapıyorsunuz, ileride ne yapacaksınız onu anlatırsınız. Bu da güzel bir aktarım diyebiliyoruz. Birçok takımda gene unutulan detay. Anlattım, sunumu yaptım. Sonra ben niçin dinledim bunu? Bana niçin anlattınız? Ben yatırımcı olabilirim. Bana niye anlattınız? Kamu fonu tarafında olabilirim. Niye anlattınız? Bu çağrı kısmı, çağrı slaytı nereye sunum yaptığınıza göre değişiyor. Eğer bir yatırım grubuna yapıyorsanız aslında ne kadar yatırım beklentiniz ve ne verdiğinizi ifade etmeniz lazım. Eğer bir kamu fonuna yapıyorsanız bunu, kamu fonunu alıp nereden nereye bu çalışmayı getireceğinizi anlatmanız ve neden bununla beraber gitmek istediğinizi söylemeniz lazım. Bir müşteriye yapıyorsanız bu görüşmeyi müşteriyi bağlama odaklı, yani size özel indirim verebiliriz diyebilirsiniz bağlamayla alakalı. Ya da eğer bu bir geliştirme görüşmesi ise, yani iş fikrini geliştirme görüşmesi ise, bağlantı kurma görüşmesi ise bizi kiminle tanıştırabilirsinizi tanımlamanız lazım. Yani biz XYZ alanında uzman, diyelim ki laboratuvar kullanım ihtiyacımız var sertifikasyonlarla alakalı. Laboratuvarlar arıyoruz ve bu laboratuvarlarla ilgili bağlantı bize sağlar mısınız? Ya da bu çağrı içerisinde yine alternatif şu mekanizmalar içerisinde indirim verebilir misiniz? Müşterimiz olur musunuz? Sahada sizinle deneyebilir miyiz? Gibi hızlı soruları yine barındırmanız gerekiyor. Bu slide içerisinde bir demo day örneği var. Yani burada biz mesela elimizde çekirdek fon var, ücretli kullanıcılarımız var. Biz özellikle küresel pazara girmek ve yatırım ile beraber büyümek için arama yapıyoruz. Bizimle iletişime geçer misinizin aslında arayış kısmı bu. Ayrıca gene şöyle bir bakalım. Yani kapanışta da kullanılabiliyor bu. Hani biz bunun için buradayız. Bununla alakalı bizimle iletişime geçmek ister misiniz diye de kapatabiliyorsunuz. Unutulan başka bir detaydan daha bahsedeyim. Bir etkili sunumda soru cevap kısmının backup slaytları denilen destek slaytları. Yani şu an sizin de mesela aklınızda bir sürü soru vardır. Benim de arkada bir sürü aslında hazırladığım slayt ve belge var. Cevapları verebilmek açısından normalde o görüşmeye girmiş ve o soruların, potansiyel soruların gelmiş olduğunu düşünerek hazırladığınız soru cevap slaytları. Sunumda görünmez. Teşekkürle kapatırsınız. Sonrasında soru gelir, siz destek slaytını açarsınız. Fikrin detaylarını paylaşmaktan biz çekinmeyin diyoruz. Çünkü zaten hali hazırda fikri mülkiyetle alakalı belli korumalar varsa ya da çok ilerideyseniz, yani bu çalışma için 2 yıl, 3 yıl kadar devam ettiyseniz bunun hızlı bir şekilde alınması çok mümkün değildir. O yüzden çekingen olmayın, paylaşınız ve mümkün mertebe sahada ya da çeşitli alanlarda müşterilerle buluşturmaya çalışınız diyoruz. Birkaç tane önemli detay, şu an iş fikri olup sunum hazırlamak isteyen kişiler varsa diye eklemek istedim. Şu an sesim temiz geliyor mu? Sanıyorum ekranda bir donma görüyorum ama yine de bir teyitleşmek istedim. Temiz midir sesim? Sesimi alabiliyor musunuz? Şu an sesimi alabiliyor musunuz? Bir tepki, bir mesaj, bir ses de verebilirsiniz bana. Okay, şöyle bir hemen kontrol edelim. Ah, süper. Tamamdır. Chat'i şimdi görebiliyorum. Kusura bakmayın. Sanıyorum donma
diğer tarafta oldu. Hemen devam ediyorum sunumdan. Teşekkür ederim. Şu an hazırlandığınız eğer çeşitli yarışma, ön kuluçka, fon alanları varsa dersin içerisinde belki hazırlıklarınız ya da geliştirdiğiniz fikirleri sunmak isteriz ki çok kıymetli yarışmalar var. Özellikle çeşitli platformlardan takip edebilirsiniz. Onları da paylaşacağım sizlerle. Bir iş fikri yarışmasında özellikle size belirtilmiyorsa bu sunum çalışmalarınızda iş modeli kanvasınızın çoklu versiyonunu anlatmayın. Özellikle tam Samsun diye pazar ifadesiyle aktarım yapmayın. Çünkü o teknik terimler sadece sizlerin çalışması için geçerli. Yani onu daha farklı şekilde ifade edebilirsiniz etkili aktarımda. Tamamen bu yarışmalarda bitmiş bir fonksiyonel prototip beklenmiyor. Hani benim böyle bir şeyim yok, o zaman katılamam değil. Sunumunuzu hazırlarken aslında hayalini kurduğunuz şeyi aktarmanız mümkün oluyorsa çizimlerle ya da çeşitli uygulamalarla bunu ifade etmeniz yeterli. Detaylı rekabet analizi sizden beklenmiyor bu yarışmalarda. Yine altına çizeyim, özellikle belirtilmiyorsa. Sizin en yakın rakibiniz, küresel ve ulusalda bulunan en yakın rakibinizle beraber bu sürecin içerisinde nasıl yer alacağınızı ifade etmeniz yeterlidir. Ve en çok gene sorulan sorulardan biri, biz bütün finansalları nasıl yapacağız? Sizden bu yarışmalarda finansallar beklenmiyor. Toparlayalım bu kısmı. Yani ben bir iş fikri yarışmasına giriyorsam, benim için aslında iş fikrinin geliştirmesi ve iş fikrinin konsept olarak ne olacağıyla alakalı detayları önemli ve bunu karşı tarafa ikna edecek biçimde aktarmam önemli. Ne demiştik en başında? Hayal ettirin, hikayenizi anlatın. Bu iş fikri neden bu takımla önemli? Neden bu takım bu iş fikriyle beraber gerçekten iyi bir fırsat yakalayacak ve bambaşka bir yere götürecek? Ve onu destekleyen kişileri de aslında yanında götürüp çevresel olarak da farklı desteklerle beraber belki de yatırım alabilecek, bunu anlatmanız gerekiyor. Birkaç tane faydalı kaynak ekleyeceğim sizlere. İkiye ayırdım bu mevzuyu. Bir, girişimcilik tarafında faydalı kaynaklar diye, bir de sunum tarafında. Girişimcilikle alakalı eğer hali hazırda bakmadıysak, bilmiyorsak patent tarama, yani fikir tarayıcılar için tersine mühendislik dediğimiz taraf, patent tarama inanılmaz keyifli bir alan. Bu yüzden Espasnet Patent Scoop'u ücretsiz olarak tarama yaparak aslında inceleyebilirsiniz. Fikrinizle alakalı daha önce koruma var mı? Evet. Başvurulmuş şey var mı? Şu an buyurunuz. Geliyor mu sesim Aysun Hanım? Şu an geldi. Heh, tamam, kusura bakmayın, bağlantım kesildi ama görüntü gelmiyormuş herhalde. Chat ekranından yazmışlar Aysun Hanım. Aa, kusura bakmayın, bir dakika. Ben en son çektikten sonra galiba hemen geliyor, hemen chat'i. Benim de bağlantım. Kesinlikle Zoom'u daha çok seviyorum. Görünüyor mu şu an? Şu an gözüküyor, evet. Süper. Tamam, teşekkür ederim uyarı için de. Hemen gene en son bunlardan bahsetmiştik. Buraya geçiyorum, çok ilerlemedim zaten. Faydalı kaynaklar kısmındaydım. Girişimcilik ve etkili sunum için ayırdığım iki detay var. Burası enteresan. TT teknoloji tarama kalmış. Okey. Espasnet Patent Scope demiştik. Patent tarama da güzel, kıymetli. Şu an piyasada olmayıp, yani çevrenizde görmeyen bir ürünün korunması mevcut olabilir. Bunu ancak patent ve fikri mülkiyet taramasında keşfedebilirsiniz. Bunun örneğini hatta genelde şöyle bir örnekle de verebiliyorlar. Üç boyutlu yazıcıların aslında patent koruması 1987 yıllarında geçiyor. Üç boyutlu patent koruması ne zamanki düşüyor, genel olarak halka mal oluyor. Sonrasında bazı diğer özellikli detaylarla alakalı artık korumalar ve halka inme süreci var. Bununla ilgili yine patent uzmanları, vekillerinin anlattığı kıymetli eğitimleri takip etmenizi tavsiye ederim. Gerçekten fikirleri daha farklı bir boyuta getirmek de önemli. Sunum yaparken de bunları kullanmanız kıymetli. Yani bizim ticari olarak, ticarileşmemizde diyelim daha doğrusu, herhangi bir engel yoktur, buradan gösteriyorsunuz. Yani bunun koruması var ama burada yok ya da benim hiçbir şekilde yaptığım çalışmalarla etkili, ilişkili değil diye. Kitlesel fonlama araçları dediğimiz Kickstarter ve Türkiye'deki yeni mevzuatı da yeni yeni aslında toparlanıyor. Farklı birkaç tane platform var, burada yok. Fon bulucu gibi ya da Startup Market gibi gene kontrol edebileceğiniz, fikir demo tarama yapabileceğiniz alanlar. Start Engine, MIT'nin gene fikirlerini, yani bu jetkilleri hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Ne kadar şu an içeride farklı yaş grubunda kişiler var ama Jetpack'in de kitlesel fonlamaya artık başvurulduğu bir
dönemdeyiz. Birazdan anlatacağım iş modeli inovasyonu tarafında iş modelleme ile alakalı Türkçe ve İngilizce çalışmak isterseniz Jizyo ve Kanvanizer gene burada öneri olarak bıraktığım alan. Şu an benim aklıma gelen bir fikir varsa ve sunmaya çalışıyorsam mutlaka farklı bir ülkede farklı bir ekibin de bu problemi çekme ihtimali var. O yüzden AngelCo ya da Crunchbase gibi alanlardan bunu tarayabilirsiniz. Peki ben bunu Türkiye'de nereden bulurum derseniz gene burada yok ama Startups Watch gene inanılmaz güzel bir girişim. Türkiye tarafında Türkiye'deki girişimleri, kayıtlı girişimleri görebileceğiniz diyebiliriz. Yine teknoloji taramasında Gartner ve birkaç kitap önerisi de burada yer alıyor. Gelelim etkili sunum tarafında. Uzaktan öğrenme, yani şu an anlattığımız detayların daha farklı teknik sunum özelinde, yani girişimcilik değil de sunumun tasarımsal, sunumun içeriksel diye ayrılan sunum özelinde öğrenme detaylarını Udemy, edX, Coursera ya da direkt tasarım odaklı Interaction Design'da görebilirsiniz. Ben bunların hepsine bu kadar tasarımla nasıl uğraşacağım, kime yaptıracağım derseniz de Canva gibi araçlar var aslında ücretli ücretsiz yaptırabileceğiniz. Bunun dışında yine Freepik Platikon ki şu an bu tasarım içerisinde, bu sunumun içerisindeki tüm ikonlar Non-Project'ten ya da Platikon'dan görsellerde Freepik'ten çekilmiştir. Yani bu tip şeyleri yine kullanabilirsiniz. Yüksek çözünürlükte görsel için Unsplash'i kullanabilirsiniz. Şu an size örneklediğim startup aktarımı sunumu ile alakalı stok videolara yine ücretsiz Pexels'ten ulaşabilirsiniz. Ek bir bilgi daha yine burada yok. Şu sıralar epey bir popüler oldu. Placeit diye bir platform var. Placeit'ten de yine sunumlar için hem ücretli hem ücretsiz görsel ve çeşitli videoları, hazır şeyleri çekebiliyorsunuz. Etkili sunum eşittir. Aslında hikayenin etkili aktarımı, ses tonu, görsellerin ifadesi, zamanı iyi kullanma. Bunların hepsini tüm akışla beraber yapabiliyorsunuz, ikna edebiliyorsunuz. Aslında ikna eşittir etkili sunum diyebiliyoruz bu kısımda. Şöyle bir hemen bakayım. Dakikama da bakıyorum. Okey, 35'e azıcık geçmişiz. Sorular varsa bu kısımla alakalı olabilirim. Daha detaylı olarak aktardığım bazı yerler var ama dediğim gibi elimden geldiği zamanınızı kıymetli kullanmaya çalışıyor olacağım bugün. Evet, sorusu olan katılımcılarımız varsa sohbet ekranından sorabilirler. Ben bu aşamada bir soru sormak istiyorum size Aysun Hanım müsaitseniz. Buyurunuz. Şimdi bir yatırımcı arayan bir girişimcimiz var diyelim. Sunumunu gerçekleştirdi. Burada geleceğe dönük yapacağı faaliyetler ve planlamaları daha çok detaylandırması ne kadar önemli? Bu bir yatırımcı için ne kadar önemli sizce? Kaçıncı görüşmede olduğuna göre değişiyor bu. En başta onu belirteyim. Genelde yatırımcılarla görüşme, ilk görüşme tanışma görüşmesi şeklinde oluyor. Bir diğer görüşme artık ya ikinci ya da üçüncüde oluyor. Deep dive diyorlar buna da. Yani biraz daha derinlemesine finansallarına bakalım. Ne kadar işte arka planda kimler ne kadar pay oranına sahip onlara bakalım diye geçiyor. Ve her bir görüşmenin sunumu değişiyor. Yani ilk görüşmede aslında siz kişileri merhaba biz bunu yapıyoruz. Buna yatırım yapar mısınızı ikna edeceksiniz. İlk aşama bu. Bütün finansalları, diğer şeyleri kaba tabirle kustuğunuz zaman ürkütüyor yatırımcıyı. Yani önce o yatırımcıya bu işin kar elde edilebilir bir iş olduğuna ikna etmeniz lazım. Yatırımcıya kar elde edilebilir. Yani çevresel olması okey. Yani biz takımlarda en çok şeyi görebiliyoruz. Yani fikir çok güzel, teknoloji harika, sağlık alanında inanılmaz ya da çevresel anlamda önemli, kadınlar için kıymetli. Yani bizim sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamındaki bütün hedefleri kapsayabilir. Yatırımcı şuna bakıyor, ne kadar kar elde edeceğim. Yani bu konuda da kar elde ettiğini pazarı göstererek aslında ifade ediyorsunuz. Toparlayayım cevap olarak. Kaçıncı görüşmedesiniz? Ona bağlı olarak finansallarınızı zaten size önden şu formatta iletin diye iletirler. Birçok yatırım grubu size kendi formatını iletir. O formatta hazırlayıp paylaşırsınız. Eğer iletmiyorsa da hazırlıklı girişimcinin zaten belli bir formatı takip ettiğini bilir. Finansal tablolarda bilanço analizine bakarlar. Bu çok detay bir mevzu ama normalde bir bilançonun işte artı eksilerinin biraz daha düzgün olması vesaire de şeyi söyleyeceğim. Borç alarak da artıya çekebilirsin. Çünkü işin içerisine para girdiği zaman borç aldığınızda da şirketin değeri artmış oluyor teknik olarak. Ama borçlanarak artma değil, satıştan kaynaklı artış önemli. Yani satışı göstermenizi bekliyorlar orada da finansalları gösterirken. Ben bu satış yoksa da bu kadar kullanıcı kitlesinden potansiyel bu kadar satış elde etmeyi öngörüyorum. Atıyorum 2 yıl içerisinde, 3 yıl içerisinde dalga dalga da ifade edebilirsiniz.
Bunu tabii her bir şeyi de ayırmak lazım. Donanım ve yazılım için değişken bu süreçler. Yani donanımdan kastettiğim makine, ekipman, medikal, tarım alanında belki mevsimsel çalışan takımlar vardır. Bir de yazılım, IoT çalışan takımlar vardır. Her birinin sunumlarının süreçleri ya da içeriği biraz daha değişken oluyor. Anladım. Bir soru daha sorabilir miyim acaba? Buyurunuz lütfen. Peki bu sunumda olumsuz yönlerden de bahsetmemizi istemiştiniz siz sunumumuzda dürüst olmak adına. Burada sorunlardan bahsederken hani ne kadar çok sorundan bahsetmek lazım? Çok sorundan bahsedersek itici olur mu bir yatırımcı için veya karşı taraftaki için veya dürüst olduğumuzu mu gösterir bu? Hani sizin tecrübelerinize dayanarak dürüst olmak burada sorunlardan bahsetmek ne kadar olumlu veya olumsuz etki uyandırıyor karşı tarafta. Onun dozunu nasıl ayarlamamız lazım? Yine bunu ikiye ayırayım ben. Teknogirişim tarafında çalışan takımlar varsa kamu fonuna da çünkü belki risk analizi hazırlıyorlardır haliyle. Kamu fonuna yazarken tüm risk analizlerini ifade etmeniz genelde tercih. Yani risk A, B, C. Bunlar için işte öngörülen çözüm 1, 2 hatta 1 de değil yani. 2 varsa, 3 varsa onu yalnız. Yatırımcıyla görüşürken birazcık daha aslında potansiyel riskleri biliyoruz ama en yüksek risklerden ya da işte bizim hızlıca çözebileceğimiz, çözemeyeceğimiz gene bir iki tanesini seçip koymanız öncelikli olarak kıymetli. Zaten yatırımcı sizi eşeliyor. Merak etmeyin o konuda. Şurada böyle bir şey var, böyle şunlar da varmış gibisinden diye. Eğer söylemiyorsanız da bunu hazırlıklı olun. Yani backup dediğimiz şey bu. Bir şeyi detayı söylemiyorum ama oldu da yatırımcının bir şekilde haberi var bazı detaylardan. Size bunu söyledim. Ne cevap vereceksiniz bununla Anladım. alakalı? Yani sunum sırasında siz olumsuz yönlerinizi oldukça tanımanız lazım ve bu olumsuz yönlere yönelik olabilecek soruları cevaplamaya yönelik de cevaplarınızı arka planda hazırlamanız, önceden ezberlemeniz lazım belki de anladığım kadarıyla. Ezberlemek demeyelim. Akıllı Tamam. akıllı bir şekilde cevaplayabilmek diyelim. Ezberlediğimiz zaman çünkü özellikle İngilizce sunumlarda çok görüyoruz onu. Yani tam karşılamıyor aslında cevap. Duygu aktarımı olmuyor. Yani ikna etme orada devreye giriyor. Duygu aktarımı olmadıkça o cevapta yine karşı taraf ikna olmayabiliyor. Olumsuz tarafta da şunu ekleyeyim. Şeyi söyleyebilirsiniz mesela ne olumsuzda ifade edilirken olumlu olarak algılanabiliyor. Rekabet analizinde ben bu özelliği geliştirmiyorum ya da ben bu alanda rekabetçi değilim dediğiniz zaman olumsuz karşılanmıyor aslında. Niye değilim? Çünkü zaten ben daha yalın bir sistem geliştirmek istiyorum diyebilirsiniz. Buna da örnek mesela şey işte, Atlassian, Trello. Yani biliyorsunuzdur belki uygulamaları. Basit Kanban sisteminde aslında sürükleyerek bazı şeyleri yapma kabiliyeti kazandırıyordu Trello size proje yönetiminde. Atlassian daha geniş. Hani Trello'yu alıyor falan. Mesela Trello'nun yaptığı şey ben sana A, B, C özelliklerini vermiyorum. Ben sana işte sürükle veriyorum. İşte şunları ekle veriyorum. Bu sana yeter zaten. Yani benim rekabetçi olduğum yer bunlar değil diyordu. Örnek veriyorum. Ve bu da olumlu karşılanabiliyor. Yalınlaştırmak diyoruz biz buna. Süreçleri yalınlaştırabiliyorsanız ifade edebilirsiniz. Anladım. Başka sorusu olan arkadaşımız var mı? Soruları hep ben sordum ama ileride Soruları sorabilirsiniz. yine sonrasında da dediğimiz gibi iletebilirsiniz. Tabii ki. Sıkıntı değil. Ben şeyi de söyleyeyim. Sunumları paylaşıyoruz. Evet paylaşıyoruz. Onu da nerede bulabileceğiniz link olarak da hatta ileteceğim. Sonrasında aklınıza takılan herhangi bir şeyde yine ulaşabilirsiniz. Takımlara hazırladıkları sunumla alakalı geri bildirimler verebiliyoruz. İsteyen varsa geri bildirim verebiliriz. Sunum tasarımsal olarak nasıl değişebilir onlardan bahsedebiliyoruz ama genelde bizim önerdiğimiz tasarıma bakınız tasarım satar. Yani bir tasarım satar. Ses tonu, ifadesel süreçler ve iyi bir metin satar. Sadece etkili bir sunum yapmak istiyorsanız sadece aslında bu sunumun akışı hazırlığı değildir. Bir konuşma metniniz de olması lazım. Her slaytta neyi söyleyeceğinizi biliyor olmanız lazım. Bu bir ezber değil, hani bilerek aslında devam etmektir. İngilizce ya da farklı dillerde hazırlarken ezber oluyor genelde ama ne yazık ki. Ezber olunca Ama yani. heyecan işin içine girdiği zaman takılmalar falan da olabiliyor. Haklısınız. Yani ne yazık ki ama o konuda da çok kabiliyetli takımlar artık var etrafımızda da. Yani bu konuda hazırlıklı olmak diyelim daha doğrusu. Dakika kullanım, yani zamansal kullanım önemli. Bunların hepsini toparlayabiliyorsunuz zaten. Kendinizi hazırlayabiliyorsunuz.
Önemli olan da bu oluyor. Farklı versiyonlar hazırlayabilirsiniz. Yarım dakika, bir dakika, üç dakika, pardon, bir üç dakika, beş dakika. Kamu fonları beş dakika, yarışmalar zina üç dakika isteyebilir. Asansör konuşmasında yarım ya da bir dakikalık sunum isteyebilirler. Önden hazırlayabilirsiniz bunları. Evet. Başka sorusu olan arkadaşımız yok herhalde. Devam edebiliriz Aysun Hanım. Tamamdır. Ben şimdi diğer aktarıma doğru geçiyorum. Biliyorum keyifli, az sıkıcı, az teorik diyordur sizler için de. İş modeli inovasyonundan bahsederken aslında bir temel altyapıyı da vererek devam etmeye çalışacağım. Üstüne ekleyerek gideceğim. O yüzden sıkıcı olsa şimdiden kusura bakmayın. Yani genel teorik şeyleri her zaman vermeye önem gösteriyoruz. Sunumu yansıttınız mı Aysun Hanım? Şu anda gözükmüyor. Evet, onu açarken aslında açma sürecini konuşarak geçirmeye çalışıyorum. Pekala, geliyor hemen. Yansıdı mı? Şu an yansıdı, evet. Harika. Şu an tam ekran oldu, evet. Okay, bu çok oynayan bir slide değil. Teorikten birazcık daha vaka üzerinden gideceğiz. İş modeli inovasyonu aslında yenilikçi iş modelleme ya da iş modeli yenilikleriyle alakalı bazı şeylerden bahsediyor olacağız. Biraz vakalar var bu sunum içerisinde. Gene sorular olursa lütfen iletin. Alternatif vakaları da göstermeye çalışacağım. Şimdi sunumu geri alacağım. Başlamadan önce sizinle özellikle bu çalışmalara ya da çeşitli kaynaklara nereden ulaşabilirsiniz diye paylaşacağım. Yine süper paylaşım alanı içerisinde düzgün bir şey yaratabilirsem diye bakıyorum. Şu an doğru penceresinde paylaşılıyor diye umuyorum. Teknogelişim dersi, iş modeli inovasyonu ve etkili sunum diye bir klasör paylaşılacak sizinle. Bu klasör içerisinde az önce yaptığımız etkili sunum teknikleri ve iş modeli inovasyonu şu an yapılacak olan sunumda dahil olmak üzere kaynaklar da var. Bu kaynaklar bu sırada bir kısmı aslında ücretli kaynaklardan çekildi. Yani size özel paylaşılıyor. Onu da bilerek belirtmek istedim. Yani üçüncü kişilerle paylaşırken lütfen dikkatli olunuz. Kitaplar var. Özellikle iş modelleme ile alakalı İngilizce, ne yazık ki Türkçesi yok. İngilizce kısmında ve diğer önemli kitaplara, soru hazırlama, şu an ben bir teknogirişim tarafında teknoloji hazırlık seviyemi ölçmeye çalışıyorum. Nasıl ölçeceğim kısmında da soru cevap setine de ulaşabilirsiniz. Bunlar sizin için teknogirişim iş fikri geliştiren takımlar için önemli bazı kaynaklar. Buradan ulaşabilirsiniz, kullanabilirsiniz, indirebilirsiniz. Dağıtma kısmını sadece belirtiyorum. Yani sorumluluk olarak önemli. Bunun dışında şu an anlatacağımız detayla alakalı da bir tane klasör var. Dilerseniz eğer iş fikri yenilikçi modelleme ile alakalı çalışmada sonrasında, tabii ki bu aktarım sonrasında, buraya dahil edip e-mailinizi bırakabilirsiniz. Bana e-maili bıraktıktan sonra lütfen mesaj atmayı unutmayın. Hani bizi bir değerlendirir misiniz derseniz ben iş modeliniz üzerinden bir değerlendirme de verebiliyorum. Eğer benim bir iş fikrim yok. Yenilikçi bir model nasıl geliştirebilirim, bu konuda çalışmak istiyorum ama ne yapayım derseniz de bununla alakalı da size 3 tane vaka bıraktım aslında. Bir tıraş bıçağı vakamız var, bir BioNTech Pfizer vakamız var, bir de en sevdiğimiz kahve makinesi vakamız var. Bu vakalar daha önce çalışıldığı için yenilikçi taraflarını tartışmak yine kolay oluyor. Ama farklı çalışma da var. Ben bu kadar teknoloji gitmeyeceğim. Biraz daha geleneksel gitmek istiyorum. Teknogirişim dersindeyim ama biraz kafam karışık derseniz de size bir mantar üretim testi, iş modeli çalışması da bıraktım. İnceleyebilirsiniz. Bunu şu an yapmıyoruz zaten. Yine bizim az önce sunumunu incelediğiniz ürününde detayları ve farklı versiyon iş modelini görebiliyorsunuz. Şimdi hop, sunuma doğru geçiyorum. Hatta geçmeden önce de yine sizlerle paylaştığım linkleri şimdi iletebiliyor muyuz chatten? Size paylaştığım linkleri chatten iletebiliyorsunuz. İncelemek isteyen varsa. Tamam, süper. İncelemek isteyenler yine oradan inceleyebilirler. Şimdi tekrar sunumu paylaşıyorum. Geçişlerdeki aksaklık için kusura bakmayın. Şu an sunumu görebiliyor musunuz? Evet, gözüküyor sunumunuz. Ya süper. Pekala, iki tane kısa link gelecek sizlere. Canvas düzenlenebilir. Drive zaten indirebileceğiniz formatta olacak. Dilediğiniz zaman girebilirsiniz. Bu klasörleri zaten
elimden gelince hayat boyu açık tutmaya çalışıyorum diyebilirim. Ama gene de kendinize tutmanızı tavsiye ederim. İş modellemesi, özellikle yenisi modellemedeki hikayenin başına dönmeye çalışıyoruz biz bu süreçte. Yalın girişim yaklaşımıyla hikaye başlıyor aslında. Burada iş modelleme süreci bu üçlü yapının bir basamağı, bir ayağı. Yalın kalmaz. Müşteri geliştirme ve iş modeli geliştirme var. Tabii bunu artık herkes görüyordur. Yani hikayenin temelinde girişimlerin başarısızlıkları var. Bu döngünün içerisinde pazarın ihtiyacı olmayan bir ürünü geliştirmeye alakalı yüksek motivasyonumuz var. Özellikle tekno girişim yapılarında da %50'sine yakını neredeyse ölüyor. Ve biz de bu girişim yaşam döngüsünü birazcık daha sağlıklı atlatmaya çalışmak için bu üçlüyü devreye sokuyoruz. Lean yaklaşım, içeride mühendis arkadaşlar varsa eğer, Agile dediğimiz çevik ya da Waterfall dediğimiz işte bu şelale çalışma sisteminden daha farklı ilerliyor. Birazcık daha yalın yaklaşım ihtiyacı yenilikçi girişimlerin aslında iyi olması gereken detay. Çünkü büyük firmalar daha çok işte bu çevik yaklaşımlarla ya da yüksek mühendislik yapıları, ürün yaşam döngüsü yapıları ile ilgilenirken hızını kaybedebiliyor. Zaten yenilikçi modelleme de buradan devreye giriyor. Siz bu süreci ne kadar hızlı yerleştirebiliyorsanız, yani fikri, ürünü, veriyi ne kadar test edip, ölçüp, tekrar tekrar ortaya çıkarabiliyorsanız o kadar kıymetli. Ürün yaşam döngüsü tarafında büyük firmalarda mesela bir fikrin geliştirilmesi, otomotiv sektöründe mesela ilgili olan arkadaşlar varsa, çalışacak olan arkadaşlar varsa 7 yıla yakın sürdüğünü belirtebilirim. Yani ürünün en başından işte tüm ürün materyallerin yerleştirmesi, tasarım, işte bunların üst mevkiye yönlendirilmesi, sonrasında onayların alınması, tekrar test edilmesi, bu 7 yılı aslında biz neredeyse haftalara düşürerek girişimlerde iddialı olmayı hedefliyoruz. Bununla alakalı da bir iş fikrini ortaya çıkarmadan önce problem çözümün ne kadar uyumlu olduğunu test edebileceğimiz bir kanvas aslında yalın girişim kanvası, yalın girişim yaklaşımında. Bu da Eric Ries'in kitabı, yine tavsiye. Yalın girişim kitabını inceleyebilirsiniz. İş modellemede iş modeli kanvasından farklı olarak burada özellikle faaliyetler kısmında çözümü, ortaklar kısmında problemi görüyorsunuz. Buradaki amaç problemle çözümün ne kadar doğru bir şekilde konumlandığını test edebilmek. Sonrasında bu problem ve çözümün aslında pazarla ne kadar uyuştuğunu ölçmeye çalışıyoruz. Burada da bir arama yürütme süreci diye ikiye ayırdığımız aşama var. Yani benim gerçekten pazardaki müşterim ne kadar var? Müşteri bunu ne kadar alıyor? Almıyorsa hangi müşteri alıyor? Pazarda farklı bir alanda bir müşteri mi alıyor? Onu test etme. Buna örnek verelim. Teknoloji tarafında mesela mantar izolasyon malzemesi geliştiren, inşaat sektörü için mantarlardan izolasyon malzemesi geliştiren bir takım üzerinden örnek vereyim. İnşaat sektörüne satmaya çalıştığı bir dönem var. Farklı işte yapı malzemeleri alanlarında çalışma yapıyor, görüşme yapıyor ama alımın o kadar da öngörüldüğü kadar, ne kadar beklenti yüksek olsa da iyi geçmediği görülüyor. Dipnot. Bu mantar izolasyon malzemesi mevcut izolasyon malzemelerine göre 10 kat daha ince, ama şey gibi hani yaklaşık 6 kat daha dayanıklı, alevlenmeye karşı dayanıklı ve hafifliği de ayrıca var. İşte eğer gene o sektörde olanlar varsa bilirler, cam elyaf gibi farklı materyaller var. Ama yine tercih edilebilir olmadığı görülüyor. Doğal ve çevre dostu, yine bizim en çok sevdiğimiz sürdürülebilir kısmında çevre dostu olmasına rağmen. Şimdi pivot kavramı nerede devreye giriyor? Mesela pazarda farklı alternatif yerlerle görüşüyor. Biz şu an müşterideki pazar konumlanması pivotu dediğimiz, yine pivottan bahsedeceğim, şey yapıyor. Mesela şans eseri tabii bu da. Beyaz eşya sektöründe buzdolabı izolasyon malzemesi olarak kullanılabileceği ortaya çıkıyor. Ne yapıyorum ben? İnşaat sektörüyle görüşüyordum, yapı malzemesi olması için görüşüyordum ama o kapının kapalı olduğunu fark ettim müşteri geliştirme doğrulama sürecinde. Beyaz eşya sektöründe gene izolasyon malzemesi olarak kullanılabileceğini görüyorum. Özellikle buzdolapları içerisinde. Ve burada pazardaki aslında konumunu pivot ediyor oluyorum. Pivot kavramı ekosistemde duyacağınız bir kavram, özellikle teknogirişim tarafında. Biraz basketboldan geliyor diyebiliriz. Orayı anlatmadan hatta şurayı da kapatayım.
Müşteri doğrulamadan sonra artık müşterinin kullanımı ve şirketle alakalı bağlantısını yakalıyorsunuz ve cevapları doğru bir şekilde konumlamaya çalışıyorsunuz. Şimdi geri döneyim pivota. Pivot kavramı basketboldaki tanımdan geliyor. Aslında ceza yememek için bir ayağınızın sabit olup o hangi ayaksa diğer ayakları bir şekilde doğru konumlamaktan geliyor. Az önce bahsettiğim pazar pivotuydu. Müşteri pivotu ya da teknoloji pivotu da olabilir. Teknoloji pivotu ne? Mesela dayanıklı tekstil ürünü geliştiren motosiklet kullanıcıları için tekstil ürünü geliştiren bir takım var. Kevlar'dan geliştirme hedefiyle yola çıktı. Ama bu Kevlar modeli içerisinde pazarda farklı sıkıntılar, özellikle fikri işte lisanslama süreçleriyle alakalı ürünün problemler olduğu için karbon fibere döndüler. Yani Kevlar'dan geliştirecek teknoloji yerine karbon fiber malzemesiyle beraber gene teknolojik bir pivot etmiş oldular diyebiliyoruz. Kamu fonunda bu ifadesel olarak doğru aktarabiliyorsanız kabul edilebilir. Yani bu da yine ürünün konumlanmasıyla alakalı yapabileceğiniz bir şey diyebiliyoruz. Yenilikçi yaklaşımlarda. İş modeli kanvasına gelelim biraz. Yani neden bahsettik? Müşteri doğrulama, yalın kanvas yaklaşımı, iş modeli kanvası da yine Alexander Osterwalder'ın gene takım arkadaşıyla beraber yaptığı kitabın da baz alındığı bir süreç. Burada da yine 9 tane blok var. Bu bloktaki yalın kanvasta değişkenlik tarafı kilit ortak ve etkinlikler devreye giriyor. Birçoğu yine detay olarak aynı. Yalnız bu kanvas öyle bir yapıya bürünüyor ki artık bir dil haline geliyor. Yani teori anlamında şu an işte Şili'deki bir startup etkinliğinde de bundan bahsettiğinizde aynı dili konuşuyorsunuz. Türkiye'de de, Singapur'da da benim değer önerim bu ya da benim kullandığım kanal bu. İşte benim iş modeli kanvasım ya da modelleme ile alakalı yaklaşımım bu dediğinizde aynı dili konuşuyor oluyorsunuz. Birazcık daha temeli size anlatayım. Belki çevrede çok duymamış olabileceğiz bir detay. Bu da aslında bu bir metodoloji, bir doktora tezinin deneyimlenmesi ve çokça pratiklenmesi sonucu ticari bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Yani buradan eğer şu an lisans, yüksek lisans, doktor öğrencisi de varsa aramızda sadece ticari, fiziksel bir ürün değil, fikri bir ürünün de sizin karşınızda ticari bir değerinin olduğunu ve ticari yapılanma ile beraber modellenebildiğini belirtmek istiyorum. Örnek en basit kendi içinde. Bu doktora tezinle ilk yola çıktığında yine tabii ki yani her model gibi çok farklı yapılarla devam ediyor. Bu birazcık daha yalınlaştırılıyor süreç içerisinde. Temelde de şu an bildiğimiz 3 ana 9 alt bloklu yapıya bürünüyor. Bu da sol sağ alt şeklinde ifade ettiğimizde size müşteri tarafındaki cazibeyi, teknik fizibiliteyi ve finansal kapasiteyi gösterebilecek 3 ana bloktan bahseden bir kanvas görüyoruz. Bu kanvasın yenilikçi yapısı da kanvas içerisindeki bloklardan çıkan fikir ya da yönlenme ile beraber oluyor. Bu kanvası yaratıcı kanvas, kişisel kanvas çalışması ya da sektörel olarak özel iş modelleme olarak kullanılan, kendisine göre uyumlaştıran, kültürel anlamda da eğer çalışma yapan ya da sivil toplum ayağı olan arkadaşlar varsa, sivil toplum kuruluşlarında da farklı boyutlarda ifadelerinin yapıldığı şekilde bulabiliyorsunuz. Bunlar da yenilikçi bir şekilde aslında bu modelin farklılaştırılmasını gösteriyor. Tamamen teori. Bu teori ne kadar aslında kullanılabilir ve versiyonlanabilirse kıymeti var. Yani bir kere yapıldı bitti şeklinde olmaması gerekiyor. Versiyonlanıp tekrar tekrar güncellenmesi esas. Yani size biri kanvasınızı sorduğu zaman 2 yıl önceki kanvas aslında değerini kaybetmiş oluyor. Genelde güncel kanvas 1 ay önceki, 2 hafta önceki kanvas ve düzenli olarak yapılan kanvas diyoruz. Yenilikleri takip edebilmek açısından da zaten fikir bir, diyelim ki geliştirilmeye başlandı. Şu an halihazırda yürüyor. Tamam ben kanvası ortadan kaldırayım rafa artık bununla işim bitti de diyebiliyor takımlar. Ama mevzu artık şirketleştiyse şirketin artık kendi içerisinde farklı modellerle devam etmesi. Yani artık müşteri kesitleriniz belki çeşitleşebiliyor ya da farklı konumlara bürünebiliyor. O şekilde devam etmesi gerekiyor. Gene örnek verelim, vakalarda da var. Müşteri kesitlerine çok fazla girmeden ifade edeceğiz. Diyelim sadece son kullanıcıya satıyorsunuz B2C dediğimiz. B2C iş modelinizle devlete satıyorsunuz B2G dediğimiz devlet iş modeliniz farklılaşıyor. Çünkü
Müşteri ilişkilerinde birinde ya da finansal tarafta diyeyim, birinde ihalelerle uğraşıyorken diğerinde daha çok reklamlar ya da farklı mekanizmalarla ya da indirimlerle siz bazı şeyleri yakalamaya çalışıyorsunuz. O yüzden modellemeler, müşteri ve değer önerileri kapsamında değişken diyoruz. Ben bu detaylara çok fazla girmeyeceğim bugün. Zaman kısıtı sebebiyle birazcık daha yenilikçi tarafa ağırlık vereceğim. Merak edenler yine detaylarla alakalı devam sorusu verebilirler. Ama hızlıca bahsetmem gerekirse 9 bloğun özellikle iki önemli başlangıç yeri var. Değer önerisi müşteri segmentleri. Bu değer önerisi müşteri segmentlerinden istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Bu iş modeli kanvası nasıl kullanılıyor? Soldan sağa değil. Yani neyi sunduğunuzla beraber başlıyor. Kitabın temelinde de aslında bir fikir geliştirme olduğu için teknogirişimle alakalı ben bir şey bulmak istiyorum derseniz müşteriden başlamanız tercih. Ama kamu fonuna başvurularda zaten fikir ortada olduğu için yani neyi geliştirmek istediğinizle alakalı bir şey devreye girdiği için sizi değer önerisinden başlatabilirler. Değer önerisindeki esas mevzu da ben problemi mi çözüyorum, ben iyileştirici bir şey mi sunuyorum yoksa bağımlılık yaratan bir şey mi ortaya koyuyorum bunu aktarmaya çalışıyorsunuz. Müşteri segmentinde de yine daha farklı burada kırılan araçlar var. Bu müşteri segmenti içerisinde benim parayı kimden aldığımla alakalı bir motivasyonu belirtmem gerekiyor. Müşteri eşittir cebinden parası çıkan kişi. Kullanıcı değil. Bu çok karıştırılıyor mesela yine yapılan çalışmalarda. Özellikle işte çocuklara özel tıbbi çalışmalar yapılan durumlarda ya da çevresel çalışmalarda çok karıştırılabiliyor. En temel örneklerden birini vereyim yine. Doktorların kullanımına açılacak bir teknolojik cihaz, bir analiz cihazı geliştiriyor mesela ama aslında hastanelere, o doktorlara satılacak ama alım kararı hastanenin satın alma biriminden çıkıyor. O zaman sizin aslında müşteriniz hastanedeki o satın alma biriminin sorumlusuyla bağlantılı oluyor ya da klinik. Bu hastane devlet hastanesi ise B2G'ye dönüyor yani devlete satışa dönüyor ki ihale tipine dönüyor. Eğer bu hastane klinikse o zaman da teklif usulüne dönüyor. Yine B2B dediğimiz farklı bir yola giriyor. Bu yüzden burası buraya göre modellemek değişebiliyor ki yenilikçi modellemelerde de buna bağlı olarak farklı yapılar var. Bu da en önemli belirtmek istediğim yenilikçi yapıyla alakalı makinenin makineye satış yaptığı iş modellemesi. Yani bu finans teknolojilerinde bolca görebiliyoruz. Bir makine tamamıyla kendi karar vererek başka bir makineye yani yazılımsal olarak haberleşerek başka bir makine alsat kararı verebiliyor. Bu modele dair mesela çok çılgın çalışmalar var. Bugün çok üzerinden geçmeyeceğiz ama incelemek isteyenler için yine ayrıca beraber tartışabiliriz. Şimdi geleyim bu iki blokla alakalı önemli detay. Bu iki blok o kadar çok tartışılan ve üzerinde detaylandırılan bir boyuta gelmiş ki Alexander Osterwalder başka bir kitap yazmaya karar veriyor. Değer önerisi tasarımı ve değer önerisi kanvası diye. Sadece bu iki bloğu çekerek bu iki bloğu tartışabileceğiniz ve birbiriyle doğrulayabileceğiniz bir yapıya büründürüyor. İncelemek isteyenler yine değer önerisi tasarımı ve kanvası olarak bulabilir. Temelde de aslında bu yapı nereden geliyor kısmında yani niçin bu kadar çok bir şeyi hızlı olarak doğrulama ve müşteriyle buluşturma, pazarın istediği şey yani müşterinin istediği şeyi sunabilme mevzusunu Toyota'nın eski CEO'larından Genji Genbutsu'nun Guanxi ifadesinden biliyoruz. Bu da aslında MVP dediğimiz yani minimum değer sunan, müşteriye değer sunan şeyi ortaya çıkaracak yapıyı oluşturmaktan da geliyor diyebiliriz. Bu kanvasın doğrulamasıyla alakalı hatalı varsayımların olması kötü bir şey değil. Zaten amaç bu. Yani bir şeyleri hızlıca yazıp hataları olabildiğince hızlı tespit edip sonrasında en doğru versiyonu çıkartabilmek ve oradan yürüyebilmeye çalışmak. Yani birazcık daha detaylandırma kısmında bunun her bir aşaması değişken. Yani şu an yenilikçi bir model geliştirmek istediğinizde çok farklı yapılar ve teknikleri yine takımınızla beraber karar alarak devam ediyorsunuz. Az önce bahsettiğim MVP konusu da en çok bilinen ve en çok zikredilen yarışmalarda, kamu fonunda görebileceğiniz şey ama bunun değişken modelleri de var. Temel anlamda da MVP söylememiz gerekirse bir müşterinin minimum ihtiyacı olabilecek şeyi verin diyor. Bunu teker ve bisiklet, araba modeliyle görmüş olabilirsiniz. Ev de bunlardan biri. Yani tek kat bir ev, bir işte çatısı olan bir ev barınma ihtiyacını da çözebiliyor. Çok katlı bir şey de çözebiliyor.
Ama barınma ihtiyacını çözmeyecek bir şey verirseniz onun için aslında minimum değer sunan bir şey olmuyor diyoruz. En çok gelen sorulardan biri olduğu için bu slaytı eklemek istedim ben de bu süreç içerisinde. İlla ki benim minimum değer sunan bir ürün üzerinden mi gitmem lazım? Hayır. Herhangi bir aşama üzerinden strateji geliştirebilirsiniz. Burada bilmeniz gereken ve ekosistemde çok zikredilen birkaç tane terim var. Bir fikrin mesela teknogirişim tarafında konsept tarafının geliştirilmesi, bir ön prototip, prototip minimum, fonksiyonel prototip süreci ya da tamamen süreçlerin tamamlandığı bir prototip süreci, değer sunan, en çok sevilen, market içerisinde değeri olan belki de ürünün geliştirilmesi denilebilir. Bunların hepsi aslında tamamen prototip sürecini tanımlıyor bizde. Yenilik yapmak istediğimiz zaman bu yapılar üzerinde de aslında oynayabiliyoruz. Bunların dışında bir de seri üretimle alakalı yenilikçi yaklaşabileceğimiz yapılar var. Ama nihai olarak bizim en çok kazanmayı hedeflediğimiz tamamen artık seri üretim sürecini tamamlamış, her şeyle beraber hazır, full tanımlanmış yapıya bürünmek. Bir diğer soru, gene en çok gelenlerden dipnot. Ben bu süreçleri takip ederken ya da kendi modellerimle alakalı yenilikçi yaklaşımlar sırasında anahtar bazı performans kriterlerini mi baz almalıyım yoksa yatırımsal dönüş sürecini mi takip etmeliyim? Bunun cevabı net bir şekilde yok. Takımların bir kısmı ROI dediğimiz özellikle yatırımsal geri dönüşü takip edebiliyorlar. Takımların bir kısmı da kendilerine KPI dediğimiz özellikle anahtar birkaç aşama tanımlayabiliyorlar. İki yoldan da gidebilirsiniz. Sizin için en uygun donanım ya da yazılım, gene ikiye ayıralım. En uygun hangi basamaksa onu tercih etmekte tabii ki özgür takımlar. Burada peki ben en doğruyu nasıl bulacağım derseniz de mevcut olanları inceleyerek, vakalar üzerinden giderek özellikle sizin için en uygunu bulmakta analiz yapabilirsiniz diyoruz. Biraz daha hızlı ilerlemek açısından devam ediyorum. Yine soruları sonradan alacağım eğer varsa bu kısımda. Bizim bu iki çok işte kıymetli blok ile alakalı etkileşimi sağlayan ve gene karıştırılan müşteri ilişkileri ve kanallar kısmımız var. Kanallar bu süreçte ürüne müşteriyle, ürünün müşteriyle nasıl buluşturulacağı ya da tüm süreç içerisinde nasıl ulaştırılacağı ile alakalı yapacaklarınızı tanımlıyor. Burada bizim en çok istediğimiz şey sizin için özelliği olan, kıymetli olan kanal hangisi? Medikal taraftan örnek vereyim. Yani herkes buraya şey yazabiliyor çünkü fuarla ulaşacağım web sitesi işte onu yazacağım. Bu bunlar değil. Daha çok benim öyle bir ürünüm var ki işte ampute kişiler için teknolojik bir yapay kol geliştiriyorum ben ve bu yapay kol işte XYZ özelliklerine sahip olsun. İşte gaziler alabilir. Gene bu alanda çeşitli ampute kol olsun, dirsekten olsun. Bir de bu detaylar da önemli bu sırada. Yani ampute ama hangi alanda işte el mi, parmak mı, hangi uzuvla beraber bir uzun kaybolması ile ilişkili. Bu süreçte mesela çok gizli dediğimiz, gizli sos dediğimiz ya da sizin için özellikli kanal dediğimiz Türkiye'de bu tip ürünler medikal mağazalardan, medikal marketlerden satılıyor. Siz o marketlere girmedikçe sizin bu ürününüzü yok işte web sitesi yok fuar bir yere kadar götürüyor. O yüzden bizim kilit mağaza hangisi, yani bu kanallarda hangi mağazalar var bunu yazıyor olmanız burada kıymetli. Standartların dışına çıkmak kıymetli. Müşteri ilişkileri tarafında da yine çevremizde en çok karşılaştığımız yazılar yani ifade edilenler. İndirim yaparım, blog yazısı yazabilirim bu süreçte ya da bakım servis özellikle donanım geliştiriyorsanız bakım ücretsiz bakım verebilirim. Bu konuyla alakalı yazılım geliştiriyorsanız yine ben bu konuyla alakalı yaklaşık 2 yıl boyunca işte bug temizliği vaat ediyorum. İşte birebir de çalışma yapılıyorsa gibisinden sunulabiliyor. Burada da yine birkaç tane kıymetli strateji var müşteri ilişkilerinde. Müşteriyi nasıl kazanacağınız, nasıl tutacağınız, müşterinin artık sizin pazarlamanızı nasıl yapacağı ile alakalı, yani sizin elçiniz olmayla alakalı motivasyonu tanımlayan özel detayı vermeniz isteniyor. Herkesin yazacaklarının dışında.
Zira herkesin zaten yazdıklarını modelleyebiliyorsanız ya da model olarak yazıyorsanız ne yatırımcının ne de kamu fonunun ilgisini çekmiyor. Yaptığımız modellemenin çalışılması sırasında hani ilgiyi bir köşeye koydum. Sizin de modelinizin doğru çalışması açısından size özel detayları yazmanız gerekiyor diyebiliyoruz. Gelelim bir diğer tarafa, yani fizibilite tarafına doğru kayıyoruz görünürlük kısmından. Kanallardan bahsetmiştim az önce. Mesela medikal tarafla alakalı önemli medikal market mağazalar. Mesela İzmir tarafında gene bir takımın çalışması sonrası bu. Medikal mağazaları yaklaşık 9 tane mağazanın içerisine ürün sokma kısmında yetkili Ahmet abi olsun diyelim. Ahmet tamamen anonim bu sırada. Ahmet abi, Ahmet işte bu konuda böyle böyle çalışmalar yapıyor. O kişiyle anlaşılmadan bu mağazalara ürün sokulamıyor. Olmazsa olmaz, yani o kişiyle anlaşılmazsa, iş uzuyorsa, yani bir süreç içerisinde farklı bir yol bulmak bizim için çok zul oluyorsa, bu bizim için kilit ortak oluyor. Karıştırılan şey iş modellemede, kilit ortak hissedarınız olmak zorunda değil. Bir hissedar da kilit ortak olabilir. Örnek yazılım projelerinde 3 kişilik takımda tek yazılım geliştirici kişi varsa ve yazılım projesi ise yazılım tarafındaki ortak aslında sizin için kilit ortak oluyor. Hem hissedar hem kilit ortak, ama burada bahsetmeye çalıştığımız ben hangi kilit parçayı kaldırınca o iş gerçekten zora giriyor, onu burada bulabilmek. Bu kurumsal laboratuvarlar da olabiliyor, diğer detaylar da olabiliyor. Yani burada yenilikçi yaklaşım kısmında da özellikle küresel örneklere bakarak gidiyoruz biz. Çünkü Türkiye'de birazcık daha o tarafı takip ettiği için burada benim için hangi aktörü ben kendime partner alıyorsam ya da hangi aktörü çeşitli tekliflerle sürecin içerisine dahil ediyorsam benim işim biraz daha hızlanıyor, buna bakıyoruz. Kilit etkinlikler tarafında da bu ikiye ayrılabiliyor. Yine nereye hazırlandığınıza göre değişiyor yenilikçi tarafta. Bir kamu fonuna yaptığım kilit etkinliklerde Ar-Ge basamaklarını görmek istiyor. Eğer ben bunu şirket için yapıyorsam ve müşteri kazanmak için yapıyorsam tanıtım odaklı yaptığım çalışmalara bakabiliyor. Bu yüzden bu modeli kırılım olarak ikiye ayıran takımlar da olabiliyor. Yani etkinlikler bazında bir Ar-Ge özelinde, iki benim şirket özelinde, yani proje özelinde ve şirket özelinde yaptığım kilit etkinlikler neler diye ayrılabiliyor. Burada da bir teknik olanlar, bir de iş modelim için, yani benim özellikle insan gücüyle beraber işte işi alakadar eden, çok faaliyeti alakadar etmeyen bazı başlıklarım varsa bunları yazıyorum. Ne gibi mesela? İşte teknik dediğimiz yer, işte ABC altyapısıyla bir yazılımın geliştirilmesi ise bu yazılımla alakalı işte sunucu altyapısının tedarik edilmesi, bu artık iş modeli tarafındaki iş kısmı oluyor. Teknik tarafı olmuyor diyebiliyoruz. Bütün bu anlattığımız yerlerin elbette ki bir kaynaksal ihtiyacı var. Burada yine unutulabileceklerden şöyle, hani ne unutulmadan yazılabilir yenilikçi çalışmalarda? Bir, zaten fix olarak biz personeli, malzemeleri, altyapı, ofis veya bununla alakalı şeyleri yazıyoruz. Ama kilit ortaklarla mesela görüşmeler bazında yapacağımız özellikle altyapısal ihtiyaçları yazmayabiliyoruz. Ne gibi mesela? Ben ABC altyapısam laboratuvarla görüşme yapmam gerekiyor ve bu laboratuvar benim için Ege Üniversitesi'nin A laboratuvarının biyoreaktörü olsun ve benim biyoreaktörde alg üretmem gerekiyor. Özellikle alg temelli bir geliştirmek istediğim özel formülasyonlu bir yapı olsun. Bu algı geliştirirken benim aynı zamanda sadece o laboratuvar üzerinde almam gereken bazı kaynaklar varsa, malzemeler varsa, cihaz varsa sağlamam gereken, fona yansıtabiliyorsam ya da o laboratuvarın dışarıda bir konumlanmasıyla alakalı teklif sunabildiğimi keşfedebildiysem bunu ifade ederek aslında yerleştirebiliyorum. Yine bu da faaliyetler gibi ikiye ayrılmış durumda. Bir teknik, bir de iş tarafı. Unutulan kısım fikri mülkiyet tarafı. Mesela biz bunu birazcık daha düşünsel dediğimiz kısımda. Sizin fikirlerinizle alakalı tüm yapılar, eğer alıyorsanız, başvuruyorsanız da kaynak olarak geçebiliyor.
Maliyet ve gelir modeli finansal tarafta. Bunu yine hızlıca geçeceğim örneklere geçmeden önce. Maliyet yapısı bildiğiniz gibi bir sabit, bir benim değişken maliyetlerim, bir de kültürel, yerel olarak yansıyan, yani ülke tarafında yansıyan maliyetlerim var. Gene gözden kaçan vergiler ve bununla alakalı yansıyan diğer ekstra masraflar, bana bununla alakalı alternatif ortaya çıkabilecek maliyet yapıları var. Yazılım için ve donanım için ayrılan gelir kaynakları değişken. Yazılımda siz mesela SaaS, PaaS gibi gene teknik tarafta değişken modeller incelerken, birazcık da donanım tarafında belki birebir satış ya da bayi üzerinden satış, tarım odaklı geliştiriyorsanız, teknolojik bir ürün yapıyorsanız mesela, bu gelir kaynakları tarafında daha farklı modeller işleyebiliyorsunuz. Gene örnek vereyim şeyden, tekstilden örnek vereyim. Konsinye bırakma yani süreci, yani ücretsiz olarak bir yere bırakıyorsunuz, satış olduktan sonra geri geliyor gibi gibi farklı yapılarda modelleri yazabiliyorsunuz buraya da. Gene şöyle özetleyelim. Modelden biraz teorik kısımdan geçtik. Kısaca aslında iş modeli kanvası size temelde bir yol haritası sunuyor. Belli soruları cevaplayan ve bu soruları cevaplarken de mantıklı bir açıklamayla beraber size bir kroki çıkarmış oluyor diyebiliyoruz. Bunların çalışma süreci içerisinde de özellikle farklı farklı çıkışlar oluyor bu bloklar içerisinde diyebilirim. Güncellendiği kadar kıymetli, güncellenmediği zaman hiçbir önemi olmuyor. Şimdi gelelim inovasyon merkez üslerine. Şöyle bir bakıyorum, 20 dakikayı biraz geçmiş. Araya ihtiyacınız var mı, yoksa devam edeyim mi? Devam edebiliriz aslında. Soruları da alırız bu süre zarfında. Tamamdır. Eğer herkes okeyse ben devam ediyorum. Temelde iş modelleme, okey, teşekkür ederim. İş modellemeden bahsettik, nasıl geldiğinden, nereden çıktığından bahsettik. Bununla alakalı yenilikçi çalışmalarda da aslında merkez üsleri tanımlıyoruz diyebiliyoruz. Ne demiştim bir önceki turda, size kamu fonuna başvurduğunuzda değer önerisi ya da özellikle müşteri segmenti tarafından başlatılabiliyor. Temelde de zaten hiçbir aklınızda fikir yoksa, amaç ben satılabilir bir şey geliştirmeye çalıştığım için müşteriden başlıyor oluyorum. Yani hiçbir şey aklımda yoksa en sağdan başlıyorum diyebiliyorum. Ama yenilikçi çalışma yaparken merkez üsleri temel alıyoruz. Yani benim için iş modelleme çeşitli farklı şekillerde olabiliyor. Benim elimde belli bir kaynak varsa, belli bir kilit çalışma varsa kaynak güdümlü olarak gidebiliyorum. Ya da daha doğrusu bahsettiğim senaryo biraz daha teklif güdümlü oluyor. Değer önerilerinden, müşteri tarafından başladığımda ya da. Bunun dışında örnekleri var. Elimde bir şekilde öyle ya da böyle sermaye, aileden kalma ya da piyangodan da çıkmış olabilir. Finans güdümlü dediğimiz, yani 1 milyon dolar, 1 milyon TL var. Ben bunu nasıl modelleyebilirim dediğiniz senaryoda da farklı bir çıkış noktası oluyor. Bu sadece hani tek bir noktadan değil, farklı noktalardan da gelebiliyor. Gelelim örnek olarak mesela gideceğimiz finans güdümlüden bir örnek vereyim ben size. Finans güdümlüde nasıl farklılaşabilir bazı detaylar? Elinizde bir miktar para var ve çeşitli şekilde modelleme yapmak istiyorsunuz. İyi bir şekilde harcanmasını istiyorsunuz. Özellikle kazanç getirecek bir işte. Burada aslında hedeflemeniz gereken şey bildiğiniz pazar. En kolay ulaşılabilir özellikle müşteri ve bununla alakalı sizin partner, çevre içerisinde yer alan kişilerin ne kadar dahiliyetine bakarak aslında kolaylıkla konumlayabiliyorsunuz. Ne kadar yazılı o kadar iyi, test ederek zaten görebiliyoruz. Ama bunun dışında da yine çalışmak istersek farklı bazı şablonlar da oluyor. Şimdi biraz birkaç tane şablon yerleştirmeye çalışacağım aktarırken. Bu şablonlar bir kısmı modellemelerde, bir kısmı pazarlama süreçlerinde karşılaştığınız, belki de duyduğunuz, eğer İBF tarafında olan gene katılımcımız varsa duyabileceği şey, iş modellerinde ayrışık modeller özellikle büyük firmalarda mesela görülen, eğer iktisadi tarafta da karşılığını bulmak isterseniz daha farklı bir şekilde nasıl diyeyim, tanım olarak da John Hager'ın yine Mark Singer'la beraber yaptığı bir çalışmada görünebiliyor. Aslında olmayan şeyler değil, yenilikçi isimlerle beraber karşımıza çıkıyor diyebiliyoruz.
modellemelerde bu tip ayrışık çalışmaları ya da farklı yenilikçi yapıları yapma ihtiyacı çok derinlemesine farklı birimlerin olmasından kaynaklanıyor. Şeyden örnek verelim. TTNET'ten örnek verelim. TTNET'in şu an mesela internet ile alakalı bir satış motivasyonu olsun bizdeki en çok belki de bazı konularda sancı çektiğimiz detaylardan biri internet, TV ve diğer modelleri olsun. Bir müşteri ilişkileriyle alakalı aslında satış üzerinden geliştirmesi gereken model oluyor. Bunun dışında altyapısı olarak belki de en iyi, en doğru malzemeyi alma ve bu malzemeyle üretim yapma, ürün geliştirme ya da partnerlik yapma ile ilgili oluyor. Bir de bizim en çok bildiğimiz bunlar haricinde yeni bir ürün geliştirme ile alakalı aslında modelleme çalışması için ayrı bir çalışma yapması gerekebiliyor. Her bir birim ayrışık olarak iş modeli geliştirip sonra bütünleştirdiğinde biz buna ayrışık iş modelleri diyebiliyoruz. Büyük firmalarda görünüyor dediğim gibi birimler arası yapılan çalışmalarda görünebiliyor. Bir diğeri iş modellerinde uzun kuyruk modeli, pazarlama modeli olarak da karşınıza çıkar. Buradaki mevzu niş bir pazara eğer ürün geliştiriyorsanız niş pazar içerisindeki en büyük aktörlerle değil aslında sizin kendi kullarınızdaki küçük aktörlerle rekabetçi bir model geliştirmeye dayanıyor. Yani ben dönüp işte bir video streaming yapan ya da bir şekilde işte Netflix tarzı bir şey geliştireceksem gidip Netflix'i kendime rakip olarak almıyorum ya da ekseni almıyorum direkt. Daha küçük benimle benzer ya da küçük küçük başlayan bu alanda video dizi geliştirme yapan firmaları özellikle hedefleyerek öncelikli olarak oradan büyümeyi hedefliyoruz. Yani en büyük %20 değil, geriye kalan %80 küçüğü hedefleyerek gidiyor diyebiliyoruz. İş modellerinde bir de çok taraflı platform yapısı var. Burada en temiz ifade genelde birbiriyle alakasız müşteriyi buluşturan modellemeyi gerçekleştirme. Biz buna en temiz örnek kredi kartını veriyoruz. Kredi kartı ile alakalı POS cihazını bir mağazaya sattığınızda sizin için aslında bir iş sahibi müşteri oluyor. Yani ben bir bakkala, markete ya da herhangi bir AVM'ye POS cihazımı satıyorum. Ama aslında kartı B2C yani son kullanıcı tarafında bir kişiye, bir bireye ulaştırdığım zaman alakasız yapıları buluşturabiliyorum kullanım kısmında. Minimum iki tane müşteri grubunun bir araya gelmesiyle beraber geliştirilen yenilikçi yapılar yine iktisatta çok taraflı pazarlar olarak geçiyor. Burada model geliştirirken şu sıralar özellikle fintech tarafında yine çok fazla var çalışmalarda çok farklı birbiriyle alakasız birimleri buluşturma örneklerini finans sektöründe daha yoğun görebiliyoruz. En çok bildiğimiz yerlerden biri bu sırada iş modellemesinde bedava dediğimiz ama aslında daha farklı içeride fiyatsal ifadelerle beraber yer alan gelir modelini barındıran yapılar. Burada da aslında içeriye belli bir gene oltalama dediğimiz kısım oluyor yani olta artı kanca müşteriyi dahil edip içeride içerik olarak barındırma ve kişilerden farklı uygulama içerisindeki etkinliklerden ücret alma. En temiz örneği Candy Crush. Yani içeride oyun olarak oyunlaştırma her zaman sevilir. Candy Crush'ın içerisinde ücretsiz oynayabilirsiniz ama rekabetçi yapı ve o inanılmaz öne geçme arzusu devreye girdiğinde gidip fazladan şeker de satın alabilir, fazladan patlatıcı da satın alabiliyor. Bu bedava yapıyı gene donanım tarafında da aslında görebiliyoruz. Yani bir ürünü ücretsiz olarak cihazı verebiliyorsunuz. Cihazın herhangi bir parçasının ekstra dahil olması onlar için ücretli olduğunda yine bedava artı ekstra ödemeye girebiliyor. Şu sıralar çokça yine çevrede duyabileceğiniz açık ve kapalı inovasyon kavramları var. Aslında açık inovasyon çevre ile beraber yaptığımız çalışmalarda devreye giriyor. Firmalar ya da sizin için iş fikrinizi geliştirdiğiniz yapılarda bir içeriden bir de dışarıdan geliştirebileceğiniz modeller var. İçeriden geliştirme de şu oluyor. Benim halihazırda kullanmadığım bazı fikirler ya da ürün yapıları var diyelim ki ve bununla alakalı bir şeyi geliştiremedim. Ve bu bir challenge olarak yani bir vaka olarak dışarıya atıyorsunuz. Kişilerle geliştirebilirsiniz. Bunu ideaton hackathonlarda görebilirsiniz bu sırada. Kişilerle gene geliştirebilirsiniz.
Ve bunun dışında firmalarla yine geliştirebilirsiniz. Gene içeriye dönmesini sağlıyorsunuz. Aslında içeriden dışarıya çıkartıp tekrar içeriye döndürme modeli diyebiliriz. Bir diğeri de dış partnerlerin aslında sizin için gene geliştirdiği fikirlerle beraber geliyor. Yine bunu da farklı etkinliklerle beraber yapabiliyoruz. Çok farklı sektörlerde bunların daha farklı konumlanmaları var. Daha yakın zamanda yine çalışma alanım olduğu için bahsedilen bir şeyden bahsedeyim. Festivallerin, eğlence sektörünün aslında kuluçka alanları olarak festival alanlarında da iş modellerinin geliştirilerek hem işte yazılım sektöründe hem de yaratıcı yazılım sektöründe hem de eğlence, müzik, işte video ya da bu tip tasarımsal sektörlerde ürün olarak karşımıza çıkacak şeyler oluşturması mümkün deniliyor. Şablonların genel yapısı, burada 5 tane farklı şablondan bahsettim ama daha fazla da var. Sizin müşteri yapınız, geliştirdiğiniz ürün ve buna bağlı olarak da sunacağınız detayla ilgili değişiyor diyebiliriz. Yenilikçi başka neler yapılabilir? Aslında bir mevcutlar ve bunların üstüne katılanlar var. Zaten bilinen reklam, abonelik ve bunların dışında hani ekstra ekleyebileceğim aslında paranın dönmediği ama hizmetin ya da ürünün karşılıklı döndüğü barter var. Bunlar gene diyorum mevcut olanlar. Bunlara farklı bir yorum kattığınızda ya da mevcut ürünle beraber teknolojilerle beraber yorum kattığınızda biraz daha yenilikçi bir şekilde ortaya çıkıyor. Bunları konumlayabiliyoruz. Şu sıralar startuplar bolca kitlesel fonlamayla alakalı da aslında iş modeli geliştiriyorlar. İş modellemesinde paya dayalı kitlesel fonlamayla beraber nasıl ilerleyebilirler ondan bahsedebiliyorlar. Ne? Onları kontrol edebilirsiniz diyebilirim. Şöyle bakıyorum, hızlı bir vaka üzerinden geçeyim istiyorum. Bir B2C vakası, yani son kullanıcıya özellikle satılan bir üründen bahsedelim. Duymayanlar için Depliki aslında bir mobil gitar amfisi Sanayi Bakanlığı'nın 100 bin TL hibe verdiği dönemde destek alan bir takım. Artık öyle bir destek yoktu, bir takla birleşti. Ama o dönemde Angrit diye çıkıp sonrasından Depliki'ye döndü. Yine dinlemek, izlemek ya da süreçleri takip etmek isteyenler olsa linkleri bıraktım. İlk ortaya çıktığı bir teknogeçim fonuyla beraber ortaya çıkıyor. Müşteriyle buluşuyor. Müşteriyle buluşma sürecinin paralelinde aslında geliştirdiği modelde arı kovanını hem tanıtım hem de müşteri edinme platformu olarak kullanıyor. Bu gerçekten son kullanıcıya gidiyorsanız başarılı bir model olabiliyor. Çünkü hem kendi görünürlüğünüzü sağlamış oluyorsunuz hem de o müşterinin sizden bir şekilde hem fon verip hem de alım yapmış olmasını sağlayabiliyorsunuz. İş modellemesi sürecinde burada önemli bir detay olarak sadece belirteceğim. Bu sırada inanılmaz versiyon var. Launchpad'in altyapısını kullanarak yaptıkları zamanında bir model bu. Burada en çok müşteri kitlesinde büyük abiler dediğimiz hani o devasa kolon amfilerin taşınma sürecinden şikayetçi olacaklarına inandıkları kişilerin görüşmeler sırasında aslında hiçbir şekilde o amfilerin tadını o küçük mobil amfiyle alamayacaklarını görüyorlar. Yani modelleme o yüzden burada kıymetli diyoruz biz. Yenilikçi olarak da devreye giren esasında öğrencilerin çok fazla para vermeden hem öğrenme süreçlerini hem de deneyimlerini belki devam etmek isteyip istemediklerini ölçebilecek bir yapı olarak kullanabileceklerini görüyorlar. Unutmadan bu modelleri geliştirirken, görüşmeleri yaparken, yaptığınız görüşmeleri özellikle bir şekilde bir araçla, bu Google Forms olabilir ya da bu yapının içerisindeki herhangi bir format olabilir, tutmanız çok önemli. Burada her bir görüşmenin formatının tutulduğu zaten sonrasında da hareket ederken bir yüz görüşme olduktan sonra çünkü hatırlayamadığınız detayları da hatırlayabileceğiniz biçimde yazıldığını görüyorsunuz. Biz yine şuraya dönersek yaptığınız tüm modellerde hangi modeli yaparsanız yapın ilk gene birkaç kişi olduğunuz senaryoda dahi ilk 3, 5, 10 görüşmeyi hatırlayacaksınız ama 100, 200, 1000 olduğu zaman hatırlamayacaksınız. O yüzden yazılı olarak nereye nasıl gidildi, nasıl yapıldı, neyin değiştirilmesine karar verildi bunlara bakılması önemli diye belirtebilirim. Şimdi gelelim bir detay daha. Bu da ekstra B2G, B2B modeli. Pandemiyle beraber hatta daha farklı bir konuma geldi ama evde mobil sağlık fikri 2016-2017'de çalışılan bir fikirdi.
Mesela buradaki vakada hızlıca belirtmem gereken detay kamu hastanelerindeki verilerin işlenmesiyle alakalı yenilikçi bir yaklaşım yerleştirememelerinden kaynaklı modelin çalışmaması. Çünkü hasta verilerinin alınması ya da hasta verilerinin tutulmasıyla alakalı çok çalışılsa dahi net bir ifade olmaksızın ne yazık ki yani o süreçte devam edemedikleri için daha farklı yollara çıkmak durumunda kaldı bu modelde. Özel hastanelerde de bir yere kadar çalıştı. Yani kamu tarafında da sattığını belirtemeyiz ama özel hastanelerde de bir yere kadar çalıştı ki şu an belki de bu model bir şekilde geçiyor ya da doğrulanabilmiş olsaydı, bir yolunu bulmuş olsaydı daha çok karşımıza çıkacaktı diyebiliyoruz. Birkaç diğer araç bildiğiniz SWOT zaten üstünden geçmeyeceğim. Duymamış olabileceğiniz empati haritası var. Müşteri segmentini doğrulama sürecinde ya da müşteri segmenti sırasında yazım yaparken empati haritası kullanabiliniyor. Empati haritasının mantığı da benim gözümden değil, müşterinin gözünden deneyimi nasıl oluyor? Bu ürünü kullanma ya da ihtiyacı ile alakalı. Bunu özellikle tarayarak yapıyoruz. Bizim yaptığımız çalışmalarda çok fazla olmayan ama yapıldığı zaman farklı bir bakış açısı katan bir haritalama sistemidir diyebiliriz. Değer önerisi analizi de yine bu çalışma içerisinde kapsamlı bir analiz yapmak istiyorsanız tüm her detayıyla yani teknolojik trendlerinden tutun da benim bütün ulusal uluslararası analizleri de kapsayacak ve minimum en minik daha doğrusu yenilikçi tarafı dahi keşfedebileceğim bir şeyi tarıyorsanız gene değer önerisi analizi aracına bakabilirsiniz diyorum. Özetleyecek olursak benim daha önce de belirttiğim işte finansal görünürlük, müşteri tarafı ve fizibilite tarafında teklif ürettiğim bölmelerin 3 ana bloğun aslında teorisi olarak doğrulanması sürecinde kullandığım bir araç, iş modeli kanvası. Yenilikçi yaklaşmak istediğimde nereden başladığım değil, nasıl kullandığım önemli olduğu ve detaylarla alakalı da bana özel, fikrime özel detayları incelediğim zaman ancak devreye giren bir model diyebiliyoruz. Güncellenmedikçe hiçbir kıymeti yok. Belki 1.000 tane yapabilirsin ama esas bir taneyi bulduğunuzda inanılmaz kar elde edebileceğiniz bir modele dönüşebiliyor diyebiliyoruz. Şöyle bir zamanıma da bakıyorum. Tam Çok hızlı zamanında. oldu biraz ama kusura bakmayın elimden geldiğince Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür uzakta ederiz Aysin'cim. çalıştım. Bizleri bayağı konuşturduk. O açıdan çok teşekkür ederiz. Sorusu olan arkadaşlarımız var mı acaba? Sonra varsa da yine iletebilirsiniz. Gene daha Tabii önce. e-mail adresinizi tekrardan paylaşırsanız Aysin Hanım, kendileri sorular olursa sizlerle paylaşabilirler. Ben bir soru sormak istiyorum. Bu empati haritası B2C'de mi daha çok etkili olur? Hani B2B'de etkili olur mu acaba? B2C'de daha yoğun kullanılıyor ama aslında B2B tarafında da özellikle modelin yani oradaki aslında hesap ettiğim şey cebinden parayı çıkartan mekanizma. Ben o B2B tarafındaki alımdan sorumlu yapının cebinden parayı nasıl çıkartıp benim ürünümü kullandırtırma bakıyorsunuz. Birinde kişi olarak düşünürken diğerinde firma olarak düşünüyorsunuz. Yani birazcık daha düşünme yapısı değişiyor. Gene empati haritası tarafında şey kısmı zor. Hükümet diyorum, kurumsal tarafta devlet tarafı zor. Yani devletin kamu yapılarının düşünme yapıları daha çok ihale ya bütün kuralları belli olduğu için orada kullanmak çok mantıklı olmuyor. Anladım. Sorusu olan arkadaşımız yok herhalde. Aysun Hanım çok teşekkür ederiz. Yine sizin paylaştığınız drive linkini bizle paylaşırsanız biz katılımcılarımızla paylaşmak isteriz. Bir dakika, şöyle hemen bir kontrol edeyim. Şu an ekranda yok sanırım ama bulacağım bir dakika. Chat'ten paylaşmış olayım. Gene köşede dursun. İki tane kısa link var. Biri düzenlenebilir, bir diğeri görüntüleme kısmında. Kaynaklar tarafını zaten daha önce de söylemiştim. Paylaşırken sadece bilginiz olması açısından özel derlenen bir kaynak. Biz gerekli uyarıları yaparız yine. Şöyle vermiş olayım. Kanvas çalışmasında da yine dediğim gibi orada bana bir şekilde assign etme
kısmını halledebilirseniz benim mail adresime düşüyor. Gmail'e düşünmek için yine Gmail'i de vereyim. Canvas'ın üzerinde düzenleme yaptıktan sonra Gmail'ime bunu bu kişiye ata derseniz benim otomatikman mailime düşer. Sizin tarafınızdan yapıldığını görebilirim. Ya da direkt mail de atabilirsiniz. Size kalmıştım ama. Çok teşekkür ederiz Aysun Hanım. Değerli katılımcılar, ayırdığınız vakit için çok teşekkür ederiz. Yine sorularınız olursa bizlerle veya Aysun Hanım'la iletişime geçebilirsiniz. Sizlerin eklemek istediğiniz bir şey var mı Aysun Hanım? Keyifli olmuştur diliyorum. Kıymetli 1,5 saatinizi ayırdığınız için teşekkür ederim Biz tekrar. teşekkür ederiz. Ufak teknik aksaklıklar yaşadık ama umarım katılımcılarımız için sıkıntı olmamıştır. Tekrardan çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum.